Herkese merhabalar. Eğitim yayınları TYT 5'li deneme 5. sınavın geometri sorularını beraber çözelim. İlk sorumuza bakalım. ABC ve AEF dik üçgenin biçimindeki iki kağıt parçası aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi üst üste konuyor. Bu durumda ABC üçgenin iç teğet çemberin merkezi olan I noktası AEF üçgenin EF kenarı üzerine geliyor. EF'nin BC'ye paralel olduğu söylenmiş. 5'i 12'yi vermiş. Bizden X'i istiyor. Şimdi I neymiş arkadaşlar? İç teğet çemberin merkezi. Hatırlayınız, iç teğet çemberin merkezi iç açıortayların kesim noktasıydı. Yani gelir ben BI'yi çizersem, gelir CI'yi çizersem bunlar birer ne olacaktı arkadaşlar? Açıortay olmak zorundaydı. Hatta gelir AI'yi çizerseniz o da açıortay olmak zorunda. Şimdi farkındaysanız AI'yı çizmedim. Orayla pek işim yok. Şimdi şu dediğimi asla unutmayın. Bir soruda hem paralellik hem de açıortay varsa orada kesinlikle, bakın kesinlikle diyorum, ikizkenar üçgen vardır. Onu mutlaka kullanın. Nasıl kullanacağız? Bakın şuraya alfa alfa desem. Madem bu vatandaş buna paralel, Z'yi görüyor musunuz? Ha, o zaman burada ne olur? Alfa. O zaman burada 5 ise burada kaç olacak arkadaşlar? 5. İkizkenar. Ha, gelelim buraya beta beta diyelim. O zaman aynı mantık, Z'yi görüyor musunuz? Burada beta olur. Ha, beta beta 12. O zaman IF 12 ise FC de kaç gelecek? 12 gelecektir. Şimdi bakın buradan sonra şöyle bir şey yapacağım. Şurayı temizleyeyim. Artık buranın neden 5, neden 12 olduğunu biliyorsunuz. Şimdi I noktasından EB'ye bir paralel çizeceğim. Aynı şekilde I noktasından FC'ye de bir paralel çizeceğim. O zaman bura 5 ise burada 5 olacak mı? E, bura 5 ise burada 5 olacak mı? Bakın şurada bir eşkenar dörtgen oldu. Aynı şekilde şuraya K diyelim. Bura 12 ise bura 12. E, yukarı 12 ise aşağıda kaç olacak? 12. Eğer şurayı da bulabilirsem TK'yı, galiba BC'yi bulduk. E, orası kolay. Neden? Bu vatandaş buna paralel, ben çizdim. Bu vatandaş buna paralel, ben çizdim. E, bu paralellerin arası şura 90 dereceydi değil mi? Ha, burada 90 dereceyse aynı şekilde burada 90 olmayacak mı? Ha, 5, 12, 13. Bakın BC çıktı. Kaçmış? 18, 12 daha 30. Cevabımız C şıkkı. 32. soruya bakalım. ABC dik üçgenin biçimindeki kağıt parçası C köşesinden AE boyunca katlandığında C köşesi C üssü noktasına geliyor. Uzunlukları eşitlikleri söylemiş bize. B ile C üssü noktalar arasındaki uzaklığı, yani X'i istiyor bizden. Şimdi katlama sorularında arkadaşlar neydi anahtar hareketimiz? Her zaman katlanmış şeklin üzerinde soruyu çöz. Sonra katlanmış şekli mutlaka orijinal haline benzet, değil mi? O zaman hemen ne yapalım? Şu vatandaşı bir önce orijinal haline benzetelim. Şöyle eski haline bir dönsün. Neyi biliyorduk biz? Bir şekli katladığınızda açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez. Sadece yer değiştirir diyorduk. O zaman burada da o var. Mesela burası kaç? 10. O zaman katladık. AC üssü de kaç? 10. Peki burası kaç? 8. Bize CE'nin EB'ye eşit olduğunu söylemiş. 6. 6, 8, 10 üçgeni. Demek ki burası 3. Burası da kaç gelecek? 3. O zaman CE 3 ise C üssü, o da kaç gelecek? 3. Ha, bakın şu Adana, Bursa, Edirne üçgeninde Pisagor yazarsak 64, 9 daha 73. Burası da ne gelecek? Kök 73. Şimdi dikkat edin. Şurada bir güzellik oldu. 3, 3, 3 diye görüyor musunuz? Sanki böyle muhteşem üçlüye benziyor değil mi? E, hadi benzeri demeyelim. Direkt yapalım. Gelir ben C ile C üssünü birleştirirsem, bakın bu vatandaş 3. Bu vatandaş 3. E, bu vatandaş da 3. Muhteşem üçlüden burası da kaç gelecek arkadaşlar? 90 derece gelecektir. Şimdi buradan sonra güzel bir hareket yapacağız. Zaten soru da bitecek. Şimdi bakın 3 3 ikizkenar CE EC üssü. Ben buraya alfa desem, pardon. Ben buraya alfa desem, durun şu rengi değiştireyim. Çok cırtlak oldu. Evet. Ben buraya alfa dersem ikizkenarlıktan burada alfa olacak mı? E, alfa ile alfanın toplamı, hop, şuradaki dış açıyı verecek bize 2 alfa. Şimdi şuraya beta diyorum. Dikkat edin. Şu vatandaş, bakın AEC üssü AEC, görüyor musunuz arkadaşlar? Onu da şöyle maviyle göstereyim. Şurası katlandı, buraya geldi, doğru mu? O zaman burası 2 alfa artı beta ise burada ne olacak? 2 alfa artı beta. Ha, bakın şurada bir güzellik geldi, bakın şurası komple 2 alfa artı 2 beta, 180 geldi değil mi? Her tarafı 2'ye bölersem alfa artı beta kaç oldu? 90. E, o zaman bakın şurası 90 derece. E, şu mavi üçgende görüyor musunuz? Burası beta ise bura ne oldu? Alfa. E, şu Ceyhan, C üssü Bursa. Buraya alfa demiştik ya. E, 90. O zaman burada ne oldu? Beta oldu mu?
Ha, meğerse arkadaşlar şu iki üçgen, yani bu arkadaşla bu arkadaş benzermiş. Artık soru bitti, benzerliği yakaladık. Alfa mavi üçgende kime bakıyor? 3'e. Alfa bu üçgende kime bakıyor? X'e. Hipotenüsü kaç bu üçgenin? Kök 73. Hipotenüs şurası 90'dı değil mi? Hipotenüs kaç bu üçgenin? 6. O zaman içler dışlar yaparsak x eşittir kaç gelecek? 18 bölü kök 73 gelecektir. Yani şu benzerliği yakalaması birazcık zor. Onu yakaladıktan sonra zaten gerisi kolay. Evet, ne bulduk? 18 bölü kök 73. Cevabımız D şıkkı. 33. soruya bakalım. Alfayı, beta'yı, teta'yı söylemiş. X'i, z'yi söylemiş bize. Alfa artı beta teta olduğu söylenmiş. Buna göre aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur? Şimdi şu alfa ile beta'nın toplamı teta. Nerede kullanabilirim? Dikkat edin, şurası alfa. Burada beta. Ha bakın, ikisi de iç açı. İki iç açının toplamı üçüncü açının dışını veriyordu. O zaman ben şunu şöyle uzatırsam, bu C açısının dışı da ne olacak arkadaşlar? Alfa artı beta. Yani teta olacak. Ha, şimdi iki tane teta yan yana geldi. Ne güzel. Açı ortaya oldu. Hem de hangi açı ortaya oldu? Dış açı ortaydı. Doğru mu? Ne yapıyorduk dış açı ortayda? Hatırlayalım mı? Hemen şuraya bir hatır diyelim. Şu bizim üçgenimiz olsun. Şuradan şöyle bir dış açı ortayı çizelim. Ne diyorduk? Bunlar bizim gözlerimiz değil mi? Hangi köşeye bakıyor? Bu arkadaş. O zaman buraya x, buraya y, buraya a, buraya b dersek x'in x artı y oranı eşittir. Ne diyorduk? A'nın B'ye oranı. Hatırladınız değil mi? O zaman hemen uygulayalım bunu. Ne diyeceğiz? Bakın, gözler nereye bakıyor? A'ya. Ne diyeceğiz o zaman? Y'nin y artı x oranı eşittir z'nin x oranı. Ha, bakıyoruz şıklarda böyle bir şey var mı? Yok. Artık buradan sonra ne yapacağız? Birazcık düzenleyeceğiz. Hadi düzenleyelim. İçler dışlar yapalım. X'e eşittir z'ye artı zx. Şu sağ tarafı ne yapalım? Z parantezini alalım, x artı y. Her tarafı x artı y'ye bölersek x y bölü x artı y eşittir. Ne gelecek arkadaşlar? Z. Hala yok değil mi? Çevirin ters. Bakın, bunu ters çevirsem ne olur? X artı y bölü x y eşittir 1 bölü z. Şu x artı y bölü x y'yi de şöyle yazalım mı? X bölü x y artı y bölü x y diye eşittir 1 bölü z'den. Ha, x'ler y'ler gitti. Demek ki 1 bölü y artı 1 bölü x kime eşitmiş? 1 bölü z'ye. Yani aradığımız cevapta ne gelecek? D şıkkı. Ha, soruyu çözmekten ziyade şu x, y, z arasındaki ilişkiyi yakalamak bir tık daha bizi yoran bir işlem. Evet, aradığımız cevap D şıkkı. 34. soruya bakalım. Dik kenar uzunlukları 5 ve 4 kök 2 birim olan ikizkenar dik üçgen biçimindeki iki farklı kağıt parçası şekil 1 ve şekil 2'de gösterildiği gibi B köşeleri ortak olacak biçimde iki farklı şekilde üst üste yerleştiriliyorlar. E ile C arasındaki uzaklık şekil 1'de x, şekil 2'de y olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Ha, şimdi bakın, burada bir eşlik var, onu yakalamamız gerekiyor. Nasıl yakalayacağız? Şimdi dikkat edin, şu minik yere alfa desem, şu köşenin tamamı 90 derece ya, buraya ne kalacak arkadaşlar? Beta. Alfa, beta, 90. Şu klasik harflerimiz. Peki şimdi şurada 90 derece. Yani şunu demek istiyorum. ABC'nin de B köşesi 90. DBE'nin de B köşesi 90. Dolayısıyla alfa beta 90 ise şu minik yerde ne kalacak? Alfa kaldı. Şimdi dikkat edin. Şu üçgende Adana, Denizli, Bursa üçgeninde aradaki açı alfa. Ceyhan, Bursa, Edirne üçgeninde yine aradaki açı alfa. Peki alfanın sağında solunda kim var? 5 ile 4 kök 2. Burada alfanın sağında solunda kim var? 5 ile 4 kök 2. Ha, açı aynı. Kenarlar da aynı. O zaman bu iki üçgen ne oldu? Eş. O zaman CEX'e AD de ne olacak? X. O zaman ben AD'yi sanki bulurum ya. Şöyle açığa çizeyim. Bakın, daha güzel göreceksiniz. Bura 45 derece. Bura 4 kök 2. Burası 5. Bana X lazım. Ne yapacağım? Klasik hareket arkadaşlar. X'i gördüğümüzde, şey 45'i gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Karşısına dik geleceğiz. Yalnız şöyle içeriden dik gelirsem sıkıntı olur. 4 kök 2'yi nasıl parçalayacağımızı bilmiyoruz. Şöyle dışarıdan gelirsem güzel olur ama. Bakın, 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'in karşısı 4. Şurada 45 derece olduğu için burada kaç olacak? 4. Ha, 5, 4.
3. Ha, x'e ne kaldı arkadaşlar? 1 değil mi? Demek ki x'i bulduk. 1. Gelelim buraya. Şimdi bunu gördükten sonra bu daha kolay. Aynı taktiği uyguluyorum. Şuraya ne diyelim arkadaşlar? A açısı. Buraya B açısı diyorum. Köşe 90. A artı B 90. Malum burada 90. O zaman burada B ise burada A oldu mu? Ha, aynı şekilde bakın burada da Ceyhan Bursa Edirne üçgeni ile Denizli Bursa Denizli üçgeni, Denizli Bursa Adana üçgeni ne oldu? Gene eş üçgenler oldu. 4 kök 2 5, 4 kök 2 5. O zaman bu A'nın karşısı Y ise bu A'nın karşısı da ne olacak? Y. Şimdi de buradan Y'yi bulalım. Bu taraftan bulması daha kolay. Şöyle dikimizi gelirsek buralar 4 4 değil mi? Ha, 5 4 3. Ha, bakın buradan da Y kaç geldi? 7. X'i 1 bulmuştuk. Y'yi 7 bulduk. Toplarsak 8. Cevabımız D şıkkı. En kenarlı düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü 180 derece çarpı en eksi 2 bölü en formülü hesaplanabilir demiş. Sağ olsunlar bize iç açı formülünü hatırlatmışlar. Aşağıdaki şekilde bir düzgün dokuzgen ve bu dokuzgenin bazı köşegenleri gösterilmiş. A'yı, B'yi, C'yi söylemiş. Bizden bu üçü arasındaki ilişkiyi bulmamızı istiyor. Şimdi 360'ı 9'a bölersek 40. Neydi bu benim yaptığım? Dış açıyı bulma yöntemi, doğru mu? Bir düzgün çokgende dış açıyı nasıl buluyorduk? 360 bölü kenar sayısından. Genelde ben bu formülü değil, bunu kullanıyorum. Daha kullanışlı. Önce dış açıyı bul, sonra ne yaparız zaten? İç açıyı buluruz. O zaman 360 bölü 9, 40. Dış açı 40 ise iç açı kaç olacak? 140. Ha, demek ki burası 140 derece. Düzgün dokuzgen malumunuz. Burada A. O zaman ne oldu? İkizkenar. Burası 20. Burası da kaç gelecek? 20. Peki şuraya ne kaldı? 120 mi kaldı arkadaşlar? Aynı şekilde burada ne olacak arkadaşlar? 120. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Burada bir güzellik var. Onu yakalayacağız. Bakın şuralar A. Şu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu da 5. Ha, bakın burada bir beşgen var. Beşgenin iç açılar toplamı neydi? 540. Şimdi bakın. Şurası 140. Burası 140. Burası 140. Kaç etti? 420. Geriye ne kaldı? 120. 2'ye böl. Ha, demek ki buralarda 60 60 mı? Şimdi buraları niye buldum biliyor musunuz? Bakın şurası 120 iken bura 60 geldi. Toplamları 180 mi? Ha, demek ki bu vatandaş buna paralel. O zaman burada bir ikizkenar yamuk oldu. Görüyor musunuz? Şöyle bir ikizkenar yamuk oldu. Buralar 60 60. Burası 120 120. Peki şurası A, burası B, burası A, burası C. Şimdi bunu bulduktan sonra artık işimiz çok kolay. Ne yapacağız? Hemen şuradan şöyle bir paralel çekelim. Ne olur? Burası 60'sa paralellikten burada 60, burada 60. Ha, bakın eşkenar. A. Peki burası B ise aşağıda B olacak mı paralel kenardan? Dikkat edin bizim C meğerse neymiş? A artı B. Demek ki A, B, C arasındaki ilişki C eşittir A artı B. Yani aradığımız cevap B şıkkı. Güzel bir soru arkadaşlar, karşımıza çıkabilir. 36. soruya bakalım. Dörtgen biçimindeki 3 eş kağıt parçası kullanılarak aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir logo tasarlanıyor. Yukarıdaki verilere göre oluşan ABC eşkenar üçgenin çevresi kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi ne yapalım? Önce şuradaki verileri bir şekle taşıyalım. Şimdi şu yeşilden sanki rahat görürüz gibi bakın. Burası kaç? 3. O zaman burası kaç olacak? 3. Peki devamında ne var? 5. Ha, burada 5. O zaman şu kısa kenar 3'ü yakaladıktan sonra devamındaki 5 oluyor. Doğru mu? Tamam. O zaman bakın buradan görebilirim. Şurası 3. O zaman devamındaki şurası 5. Ha, 3'ü buradaysa buraya ne kaldı? 2. O zaman aynı mantıkla bakın şurası 3. Görüyorsunuz değil mi? Burası ne olacak? 3. O zaman burası da 5. Yani şurası 2. O zaman aynı mantıkla buraya da ne kaldı? 2. Ha, bakın içerideki minik eşkenar üçgenin bir kenarını bulduk. 2. Keşke onu soraymış. Onu sormamış. Peki bu eşkenar üçgen buralar 60 60 demiş. Eyvallah. Bizim şu 90'lar nerede? 5'lerin ucunda değil mi? Ha, o zaman burası 90. Burası 90, bir de burası 90. Şimdi benim bir size hatır yapmam lazım. Bir kural hatırlatacağım, sonra zaten gerisi akıp gidecek. Bir eşkenar üçgende içeriden rastgele bir nokta aldınız. Misal burayı aldınız diyelim. Buradan bir dik geldiniz. Buradan bir dik geldiniz. Bir de buradan dik geldiniz diyelim. Bu 3 dikin toplamı size bir tane neyi veriyordu arkadaşlar? Yüksekliği veriyor değil mi? O zaman burada da sanki o varmış da birazcık oynamam gerekiyor gibi bir his var içinde. Bakın şu noktayı alalım mesela. Buradan bir dik gelmiş 5. Buradan bir dik gelmiş 3.
Ha, diğer tarafa dik gelmemiş. O zaman oradan da ben dik gelim. Elime yapışmaz değil mi? Bu diki de ben gelim. O zaman burası 3. Süper. Burası 5. Harika. Şurayı da bulursam soru biter. Orayı bulabilir miyim? Çok rahat. Bakın şu minik eşkenar üçgen var ya. Şuradan bir dik gelirsem burayı 1-1 böler mi? Ha, bura 4 ise yukarıda kaç gelecek? 4. Ha, bizim eşkenar üçgenin artık 3 dikinin toplamının 12. Yani yüksekliğinin 12 olduğunu biliyorum. Peki eşkenar üçgen ya bu. Şuralar 60-60 diyorlar. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 4 köküç. 90'ın karşısına geldi 8 köküç. Meğerse bizim eşkenar üçgenin bir kenarı 8 köküçmüş. Çevresi 24 köküç. Cevabımız A şıktı. 37. soruya bakalım. ABCD paralel kenarı şeklindeki bir kağıt A köşesinden DF, C köşesinden EB boyunca katlandığında aşağıdaki şekil yani şu şekil oluşuyormuş. Ne güzel. 38'i 26'yı vermiş bizden x'i istiyor. Şimdi arkadaşlar ne diyoruz? Katlama sorularında soruyu mutlaka katlanmış şeklin üzerinde çözüyorsunuz. Bunu artık çok iyi biliyorsunuz. Ve mutlaka katlanmış şekli orijinal haline benzetin diyoruz değil mi? E hadi o zaman madem o kadar dedik herhalde bir bildiğimiz var. Yapalım. Şöyle şunu açtık eski haline döndü. Hop bunu da şöyle açtım eski haline döndüm. Burası A köşesiydi. Burası C köşesiydi geldi. Şimdi bakın şurada bir güzellik var gibi. Sanki onu yakaladıysanız soru bitti. Nerede o güzellik? E bu paralel kenar ya. Üst taban alt taban paralel zaten değil mi? Bakın şurada bir M kuralı var gibi. Gördünüz mü bakın? Ha, o zaman şu 38 ile 26'nın toplamı bana burayı yani 64'ü verir mi? E, C üssü 64 ise tahmin edin C'ye de kaç gelecek? 64. Niye? Bir şekli katladığınızda açının ölçüsü. Kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez diyoruz değil mi? E, o zaman soru bitmiş ya. Şurası A üssü X ya. O zaman katlayınca buraya geldi. A'da X oldu mu? E, paralel kenarda karşılıklı köşeler birbirine eşitti. Doğru mu? Demek ki x 64 derece. Cevabımız C şıkkı. 38. soruya bakalım. ABCD karesi biçimindeki kağıt parçası EC 4 birim olmak üzere C köşesinden BE boyunca katlandığında C köşesi C üssü noktasına geliyor. Aynı şekilde AF 21 birim olmak üzere A köşesi katlandığında bunlar FE doğrusu üzerinde çakışıyorlarmış. Karenin çevresini istiyor. Yine bir katlama sorusu. Yine bizim klasik hareket. Hop ne yapıyorum? Açtım eski haline çevirdim. C buraya geldi. Hop açtım eski haline çevirdim. A buraya geldi. Doğru mu? Şimdi şurası neydi? 21. AF. O zaman katladığım buraya geldik ya FC üstüne. Burada kaç oldu? 21. Peki buraya ben 4 dersem katladım. Burada kaç oldu arkadaşlar? 4. Ha bakın EF'yi bulduk. Kaçmış? 25. Peki ben şuraya x dersem karenin bir kenarı x artı 21 oldu mu? E o zaman burada x artı 21. Ha, 7'si burada olduğu için buraya ne kaldı? X artı 17. Şimdi şurada çok güzel sevimli bir dik üçgen var. Görebiliyor musunuz? Soru bitti çünkü. Bir kenarı x, bir kenarı x artı 17, bir kenarı 25 olan bir üçgen. Bildiğiniz en meşhur dik üçgen. 7, 24, 25 değil mi? Ha bakın x'e 7 verirsek sağlıyor değil mi? 7, 24, 25. Demek ki x 7'ymiş. O zaman karenin bir kenarı 28'miş. Çevresi 28 çarpı 4'ten 112 imiş. Cevabımız B şıkkı. 39. soruya bakalım. Aşağıda birim küplerle oluşturulmuş ve ayrıtları 3, 4, 5 birim olan dikdörtgenler prizmasının içinden bazı küpler alındıktan sonraki halinin üstten, önden ve sağdan görünümü verilmiştir. Görünümlerde verilen beyaz kareler o karenin hizasından karşıya bakan bir kişinin prizmanın arkasındaki boşluğu görebildiğini ifade etmektedir. Üstten, önden ve sağdan görünüm verilmiş. Bu beyaz yerlerde birer boşlukmuş. Yani bir tünel gibi düşünün. Bir ucundan bakınca arkaya kadar boşluk arkadaşlar. Pekala. Buna göre son durumda prizmanın hacmi. Şimdi önce ne yapalım? Şu şekiller ayrı ayrı bir birleştirelim, değil mi? Nasıl birleştirelim? Şurada 4 sıra var. Bakın şu sağdan görünümü gelip şuraya yapıştıracağım. Şöyle. Yapıştırdım. Bir saniye. Şöyle, şöyle, şöyle. Kaç sıraydı burada da? 3 sıra değil mi? Şöyle. Bir de böyle yaparsak 3 sıra gelecek. O zaman bu arkadaşı da mecburen yukarı yapıştıracağız, değil mi? Kaça kaçlık? 5'e 3'lük. Evet, 5'e 3'lük geliyor zaten. Şöyle bir şey. Ne yaptım? Şimdi hepsini
birleştirdim. Tek bir şekil üzerinde görmesi, yorumlaması daha kolay oldu. Şimdi şu boşlukları da arkadaşlar yerleştirelim. Şimdi bu boşlukları nasıl yerleştireceğiz ona bakalım. Şimdi normalde bu şeklin hacmi kolay. Ayrıt uzunlukları 5, 4, 3. Yani kaç geliyor? 60 birim küp. Ama şu beyaz boşlukları atacağım. Elimde kalan bana neyi verecek? Hacmi verecek. Doğru mu? Ha, o zaman ben bu vatandaşı acaba buraya nasıl yapıştırdım onu ayarlamam lazım. Niye? Çünkü hacmin en çok olmasını istiyor. Şimdi buradaki mantık şu. Burada kaç tane boşluk var mesela? 4 tane, doğru mu? Peki arkaya doğru böyle boşluklar gidecek. 4, 4, 4 diye. Kaç sıra halinde? 3 sıra halinde. 4 kere 3, 12. 12 tane boşluk var. Oraya yapabilecek bir şeyimiz yok. Karşıdan baktığımızda 4 boşluk. Arkaya kadar 3 sıra boyunca 4 boşluk, 4 boşluk, 4 boşluk gidecek. 12 tane boşluk. Ona yapacak bir şey yok. Fakat şu arkadaşa bir şey yapabilirim. Nasıl bir şey yapabilirim? Ben bunu şu yan yüzeye öyle bir yerleştiririm ki zaten şunların oluşturduğu boşluklar var ya, o boşluklarla çakışacak biçimde yerleştiririm. Fazladan boşluk saymamış oluruz. Yani normalde bu vatandaşı ben şuraya koyacağım ya da buraya koyacağım. Doğru mu? E şimdi aşağıya koysam şuradaki bir tane boşlukla çakışır. Yukarı koysam buradaki 3 tane boşlukla çakışır. 3 tane boşlukla çakışması daha iyi. Çünkü 12'nin içerisinde saydığım o 3 boşluğu bir daha saymama gerek kalmaz. Doğru mu? O zaman ben bu vatandaş yukarı gelecek şekilde yerleştireyim. Normalde bakın burada kaç boşluk var? Bir boşluk. Böyle arkaya doğru 5 sıra halinde bir boşluk, bir boşluk, bir boşluk, bir boşluk, bir boşluk gidecek. 5 boşluk. Ama zaten şu 3 tanesini saymıştık. O zaman 5 eksi 3'ten ekstradan kaç boşluk geldi? 2 tane boşluk geldi. Ha, şimdi gelelim bu arkadaşa. Bunu da gelip yerleştirelim. Bunu da şöyle olduğu gibi yerleştirirsem güzel geliyor bakın. Niye? Bu boşlukları da siyahla göstereyim. Amma boşluk dedik. Şunu ve şunu değil mi? Bu vatandaş nereye gelecek? Buraya. Bu vatandaş nereye gelecek? Buraya. Öyle değil mi? Şimdi dikkat edin. Normalde şurası için konuşuyorum. Şöyle şu siyah için konuşuyorum. Aşağıya doğru 4 boşluk olacak mı? E zaten 2 boşluk buradan saymıştı. Ha, o zaman 4 eksi 2'den ekstradan 2 tane boşluk geldi. Gelelim şu vatandaşa. Bu vatandaş için de aşağıya doğru 4 boşluk var mı? Ama şuradan gelen bir boşluk onu engelleyecek. Yani bir tanesi çakışacak. O zaman 4 eksi 1 ekstradan 3 boşluk gelecek mi? Ha, toplayın artık kaç boşluk oldu? 2, 4, 7, 19 değil mi? Ha, 60 eksi 19'dan da geriye 41 parça. Yani hacimde kaç gelecek? 41 gelecektir. Şimdi bu soruyu çözemediniz. Dinlediniz videoyu. Dediniz ki ya böyle soru mu olur? Ne biçim soru? Adamlar iyice suyunu çıkardı diyebilirsiniz. Haklı gibi gözüküyorsunuz ama maalesef üzgünüm, bu sorunun benzeri ÖSYM tarafından sorulmuştu. Ha, ÖSYM'nin sordu. Bir tık kolaydı ama bu sorunun bir tık kolayı bile bence çok zor bir soru. Ama ÖSYM sorduydu. Bu da zaten yazılırken o soru düşünülerek yazılmış bir soru. Onun için arkadaşlar katı cisimlerde ÖSYM hiç acımıyor. Her şeyi soruyor. Mesela üçgenlerde bu ağırlıkta bir soru çıksa derim ki ÖSYM bu tarzda bir soru sormuyor. Hakikaten üçgenlerde öyle benim hatırladığım böyle ahım şahım zor bir soru yok. Fakat katı cisimlerde arkadaşlar hiç acıması yok. Her şeyi sorabiliyorlar. Onun için bu tip sorularla uğraşın. Nasıl olduğunu iyi kavramaya çalışın. Evet, aradığımız cevap D şıkkı. Ve 40. sorumuza bakalım. Tabanı kare, yan yüzleri eşkenar üçgen olan düzgün kare piramit çizilmiş. Bir sürü diklik var. AK, KL, LM, MN toplamı 45, bizden AN'yi istiyor. Şimdi birer eşkenar üçgen. Ne yapalım? Bu şekli açalım değil mi? Bu vaziyetteyken tam şu dikliklerin ne olduğunu anlayamadım. Çizelim. Eşkenar üçgenler var. Bir tanesi şu. Kim bu arkadaş? Trabzon, Adana, Bursa. Şimdi bunun yanına Trabzon, Bursa, Ceyhan'ı çizeceğim. Çizdim. Eşkenar üçgen. Ne güzel oldu. Sonra onun yanına da Trabzon, Ceyhan, Denizli çizeceğim. Eşkenar üçgen ya, tepe açıları 60-60. O zaman şöyle bir doğrusallık olacak değil mi? Kimdi burası? Ceyhan. Burası kim oldu? Denizli. Şimdi şunun yanına bir tane de hop şu arkadaşı çiziyorum. Bu da kim? Tekrar A değil mi? Şu arkadaki yüzeyi çizince Trabzon, Denizli, Adana tekrar geldi. Ha, güzel. Şimdi ne yapıyor? A'dan K'ya bir dikiniyor. Eşkenar üçgen tepeden dikinerseniz kenarı ortalarsa o zaman tam şöyle ortaya bir tane dik geleceğim. Tamam. Burası kimmiş? Kastamonu'nun K'si. Sonra L'ye, ha, şuraya bir dik geliyorum. O da şöyle bir şey. Değil mi? Sonra buraya bir dik geliyorum.
Ve son olarak da şuraya bir dik geliyorum. Evet, bu da kimdi? N'ydi. Bu da kimdi? K'dan L'ye. Evet, bu da M'ydi. Ha, şimdi bunların toplamı kaçmış? 45'miş. Ha, şimdi burada bir şey yakalayacağız, değil mi? Böyle peş peşe giden harfli ifadeler. Şimdi şuralar kaçar derece? 60'ar derece. Onları bir yazalım. Burası 30 derece. Küçükten büyüğe doğru sanki daha mı rahat gideriz? Şuradan başlayalım. Hadi bismillah. 30'un karşısına x diyelim, değil mi? 60'ın karşısına gelecek x kök 3. 90'ın karşısına ne gelecek? 2x. Tamam. Şurası 30 değil mi? Dikkat et. 30'un karşısı 2x, 60'ın karşısı 2x kök 3. 30'un karşısı 2x'e 90'ın karşısı şurası da 4x. Ha, şimdi burası 30. 30'un karşısı 4x'e 90'ın karşısı 8x. 30'un karşısı 4x, 60'ın karşısı da 4x kök 3. Ha, 30'un karşısı 8, 60'ın karşısı 8x kökü 3, 90'ın karşısı da 16x. Ha, güzel sorular böyle değil mi? Pıt 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 yazıyorsunuz. Çıkıyor. Şimdi ne geldi? Şurası 8x kök 3. Pekala. Artı burası 4x kök 3. Ha, yarı yarı gidiyormuş değil mi? Bir iki tanesini çizince zaten seriyi kendiniz de görebilirdiniz. Evet, bunların toplamını kaç vermişti bana? 45. Kaç tane kök 3 var? 8, 12, 14, 15. O zaman 15x kök 3 eşittir 45'ten. Sadeleştir 3, sadeleştir kök 3. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? Kök 3. Nereyi soruyor bize? AN'yi. Ha, bize şurayı soruyor. Ha, x kaçtı? Kök 3. Ha, o zaman bir kenarı bulursam kök 3 çıkartacağım. AN'yi bulacağım. Ha, bir kenarı da buradan buluruz değil mi? 16 kök 3. Demek ki eşkenar üçgenin bir kenarı 16 kök 3. Kök 3'ü buradaysa AN'ye ne kaldı? 15 kök 3. Cevabımız E şıkkı. Evet, bu soruyla beraber arkadaşlar bu denememizde, bu beşli TYT denemesinde setini de tamamlamış oluyoruz. Umarım faydasını görmüşsünüzdür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.